Azerbaycan'ın antiterör operasyonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan ilk kez 5 Ekim'de İspanya'da bir araya gelecek. Sayın seyirciler, şimdi bu görüşmenin hazırlıkları ise iki ülke yetkililerinin 26 Eylül'de Belçika'da yapacağı toplantıda ele alınacak. Karabağ'da ise Ermeni terör unsurlarının silah bırakma ve bölgeden tahliye süreci de devam ediyor. Bakü-Erivan hattında diplomasi trafiği başlıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde bir araya gelecek. Ermenistan medyası Aliyev-Paşinyan görüşmesi öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev ve Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan'ın 26 Eylül'de Belçika'da bir toplantı yapacağını duyurdu. Toplantıda Aliyev-Paşinyan görüşmesinin hazırlıkları ele alınacak. Ateşkesle sonuçlanan anti-terör operasyonu sonrası Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin entegrasyonu sürecine odaklandı. Bölgedeki Ermeniler için Adamhan kendi ve Laçınhan kendi güzergahlarından yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Yevlah'taki toplantıda Ermenilerin temsilcilerinin talebi üzerine bölgeye gönderilen akaryakıt tırları Hankendi'ye ulaştı. Hankendi şehri Ermenistan'ın enerji sisteminden ayrılarak Azerbaycan'ın enerji sistemine bağlandı. Hankendi'ye 70 tonluk insani yardım malzemesi de gönderildi. Füzuli, Adam ve Kelbecer'de kurulan 1000 kişilik kamplarda ihtiyacı olan Ermeni sivillere tıbbi malzeme ve gıda yardımı yapılıyor. Karabağ'daki Ermeni terör unsurlarının silah teslim etme süreci 4 gündür devam ediyor. Karabağ'daki Rus barış gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı. Rus barış gücü, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğünü belirtti. Karabağ'da yaşayan Ermeni sivillerin entegrasyon süreci de devam ediyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı bazı Ermeni sivillerin Azerbaycan vatandaşlığına başvurduğunu belirtti.